Kafes. Yazan Muzaffer İzgü. Reji Cüneyt Türel. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Baba Rıza Tüzün, Anne Nezahat Tanyeri, Cemil Savaş Dinçel, Şevket Erhan Yazıcıoğlu, Fidan Bedia Ener, Çocuk Handan Köksalan, Nevriye Tanju Tuncel, Fazlı Mustafa Aslan. Oraya bastır. Canım, şöyle sertçe bastırsana kasap kızı. Bastırıyorum canım, uf. Hamur yoğurur gibi bastırıyorsun. Bastır, şöyle bastır. Tam şu kürek kemiğimin oraya bastır. Uy, aman. Orası işte. Sıkıca o orayı. Biraz kekik yağ süreyim mi? Yo, sakın ha, sevmiyorum onun kokusunu. Guluncum tutuluyor sabahları kalkınca, akşamları da. Orası işte, bastır. Yaşlandık artık Mahmut, ondan hep bunlar. Ben biliyorum nedenini. Dün bağ diplerini bellerken terledim biraz. Bir adam tutmuyorsun. Adam mı? Yo. Daha Mahmud'un gücü kuvveti yerinde. Oncacık bağ adam tuttuğum gün ağaçta, o zaman yaşlanmıştır Mahmud. Biliyor musun, 10 yıl önce onları dikerken daha gençtim. Ama üncü değilim hani. Yeter mi? Ne? Sırtını uğudum. Kollarım koptu. Yeter. Zaten zoraki yapıyorsun. Sabaha dek uğusam yeter demezsin. Hoşuma gidiyor, dinleniyorum. Bunun ardından bir de çay kaynat Mahmud Efendi'ne, olsun bitsin. Ocaktaki kütüğü de şöyle bir deş, sırtımı vereyim ocağa. Maşa nerede, maşa? Burada. Közle yakınca iyi oluyor. Ama çakmaklar çıktı. Benzinliydi, hayinci gazlı oldu. İhsan'ın dayısında gördüm. Elektriklisi çıkmış şimdi de. Basıyorsun çıt. Na bak şöyle kasap kızı. Basıyorsun şurasından çıt diye yanıyor. Neyin neresinden basıyorsun? Yani diyorum, ucu var böyle, çark. Çarka basınca bir kıvılcım, çakmak yanmış. Ama sevmiyorum ben onları. Gazlısını da benzinlisini de. Köz, ateş güzel şey. Isıtıyor insanı. Közlerin görünüşü bambaşka ocakta. Kıpkırmızı, yapışmışlar birbirlerine. Dumanı bile güzel. Mahmut. Sen bağdayken Cemil geldi. Gidecekmiş. Anlamadım. Şey diyor, artık terzilik öldü diyor. Bucak yerinde haftada 2 pantol dikmekle karnımız doymaz diyor. Sen neler söylüyorsun Allah aşkına kasap kızım. Kızma canım, kızma. Yavaş yavaş söyleyeyim dedim, bulamadım yanını yöresini. Lafı nereden tutturacağımı. Oğlumuz çoluğunu çocuğunu alıp İstanbul'a gidecekmiş. Bizim Cemil mi? Evet. Niyeymiş? Dedim ya canım, karnı doymuyormuş burada. Çoluğunun çocuğunun geleceğini düşünmesi gerekliymiş. Su mu çıkmış burada? Su mu çıkmış? Orada bir arkadaşımın neyi varmış, ona iş bulmuş. Toptan şunu bunu dikeceklermiş. Peki baba hoca? Peki baba yurdu? Ben, sen, hasret, bunları düşünmemiş mi bu oğlan? İznim yoktur. Asla ve kat'a yoktur iznim. Ama o kesin kararını vermiş. Verir. Onun karar vermesi beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Vurulu düzenini bozup İstanbullara gitmek. İşte Selim, işte Zelan'ın oğlu. Onlar da çalışıyorlar. Onlar gidiyorlar mı İstanbul'a? Üstelik onların kalfaları da yok. Bizimkilerin kalfası da var. Haftada 2 pantolon dikmekle karnı doymazmış. Ne istiyormuş ya? Bu hafta 2 pantolon diker. Bakmışsın gelecek hafta 2 takım diker. Kanaat yok gençlerde, kanaat. Babam semerciydi benim. Koskoca hafta geçer bir semer satamazdı. Ama bakardım bucağın pazar günü 5 tane birden satmış. Gün olur, ayı besler, ay olur, günü besler derdi rahmetli. Ama zaman değişti Mahmut. Zaman mı değişti? Zaman baba ocağını, baba yurdunu bırak çık gurbetlere mi git diyor artık insanlara. Topyu çözün mü diyor. Her bir parçasını bir yerde bırakın mı diyor. Sürüyü dağıtın, çobanı unutun mu diyor. Baba kasap kızı. Sen de oğlandan yanasın galiba. Ama şunu bil ki son izin benden çıkar. Ben git dedim mi gider, gitme dedim mi gider. Tabii. Akşam geleceğini söylemişti. Senden bu konuyu konuşacağını söylemişti. Belki de şimdi gelir. Gelsin de konuşalım. Aklım ermiyor artık şu dünyanın işine.
Babam 13 yaşımda oturtmuştu beni hasırına. 60 önüme bir eşek semerini dik dimişti. Bilir bilmez dik. Dikmiştim. Sapını ters oturtmuştum ama dikmiştim. Babam ölünce indirmedim kepengini. Yaşatmıştım onun adını. Mahmud'u unutmuştu millet. Halil Usta'nın diyorlardı. Terk etmedim buraları. Bağ aldım 4 dönüm. Bahçe aldım 3 dönüm. Eriklerimiz, kirazlarımız, kayısılarımız, mor üzümlü bağımız yetmiyor mu onlara? Ben aslında en büyük yanlışlığı onları dükkana oturtmamakla yaptım. İkisini de semerci yapacaktım. Ama biri unduracılığı istedi, biri de terziliği. Aynı da İstanbul. Lan ne varmış o İstanbul'da anlayamıyorum ki. Torunlara hasret götürecek bizi. Şişt, geliyor galiba. Öpeyim baba. Çok yaşa. Öpeyim ana. Çok yaşa oğlum. Halil'in ateşi vardı, geçti mi? Anası ıhlamur kaynatmış vermiş, biraz geçmiş. Nasılsın baba? İyiyim. Sana da çay koyayım mı? İçer misin demlenince? Yok, ben dükkanı kapatırken içmiştim. Bir müşteri takım elbise getirmişti de. Tanırsınız canım, o Adile'nin oğlu Musa. Ama yok dedim. Ben artık almıyorum dedim. Niye? Annem söylemedi mi sana baba? Söyledi ama bir de senin ağzından duymak istedim. Hadi söyle bakalım. Annem söylemiş ya. Yok, sen de söylemiyor. Demek nasıl darağı toplayıp İstanbul'a gideceksin. Konfeksiyon işi baba, yani fabrika işi. Bir arkadaşım vardı, asker arkadaşım, ona yazmıştım. Yeni değil tabi, bundan 3 ay önce yazmıştım. O da bana bekle yazarım sana demişti. Dün mektup aldım ondan. Kolaymış iş. Usta kesecekmiş, biz dikecekmişiz. Parça başı değil yani. Yemiye işi. Yani şu kadar parça yetiştireceğim diye acele etmek yok. Sonra sigortası da varmış. Çocuklar bedava muayene olacaklarmış. İlaçları da bedavaymış. Haftada bir günde dinlenme. Burada tam 4 haftadır bugün gelen ilk takım elbise. Hepsi kar olsa ne olacak ha? Değil mi baba? Kar olsa ne olacak? Sonra yarın bir gün çocuklar büyüyünce onların geleceği. Bitti mi? Bitti. İstanbul'a gitmek için benden izin aldın mı? Ben şey için zaten izin almak için geldim. 3 ay önce mektubu yazarken izin aldın mı? Sen gurbeti beşik ardı mı sanıyorsun Cemil? Hasreti sulugar, ayrılığı kızılcık şerbeti mi sanıyorsun? Oturur içine hasret insanın. Böğür böğür kocaman olur, sonra bir yumruk gibi gelir, tıkanır insanın boğazına burgu burgu. Ayrılık zehirdir, içilmez Cemil. Hayır, iznim yoktur. Ha baba, yazdım bile ben arkadaşıma mektubu. Cumartesiye çoluk çocuk oradayız dedim. Sen o mektubunda yazdığın evi tut bana dedim. Demek evi de tut dedin ha. Şurada şu iki sokak ötede babana gelip uğrayıp sormadın ha. Hadi gözüm görmesin seni. Baba. Baba deme bana. Benim Cemil adında oğlum yok. Mahmut. Kes sesini be. Ama baba, şey için, çocuklarımın geleceği için. Kendimin geleceği için. Geç, gözüm görmesin seni. Niye kovdun onu Mahmut? Kes sesini. İnci seni de kovarım. İstemez. Al çayını kodum. İstemem. Babam derdi sık sık. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Mertlik bozuldu. Bozuldu mertlik. Sadece mertlik mi bozuldu? Her şey bozuldu. İnsanlar göç kuşu oldular. Uçuyorlar. Kanadını çırpan uçuyor. Ama Cemil uçmamalıydı. Of, rahmetli babam Halil Usta söylemişti bu bucağı ilk makina gelişinde. Toplanmıştık çocuklar makinanın başına, lastiklerine bakıyorduk, tekerleklerine bakıyorduk. Ama babam sevmiyordu onu. Bu insanları birbirinden ayıracak bir gün diyordu. Ölünceye dek binmedi makineye. Binmedi. Yükledi eşyane semerleri, pazarlara öyle gitti. Canım kafasına komuş bir kez. İzin verecektin. Biliyordum onunla birlik olduğunu. Ah. İstiyordun gitmesini. İstiyor muydum? Hangi ana yavrusundan, torunlarından ayrılmak ister? Hangi ana yavrusunu uçsun gitsin ister?
Ama biliyordum böyle olacağını. Senin onu kovacağını. Onun için senin de razı olmanı istiyordum. Ben razı olmam, geçsin. Onun Mahmut diye babası yok, benim de Cemil diye oğlum yok artık. Kestirip atma böyle, tırnaktan ayrılmaz. Tırnaktan ayrılmazmış, ayrılıyor işte. O bağın incecik yollarında ben torunlarımı koştururken görmedikten sonra niye yarar o bağ artık? Torunların üzerine çıkmadıkları kirazı neydiyim, gaysiyi neydiyim? Torunun dede nasılsın diye gözükmediği semerci dükkanını neydiyim ben? Şevket var ya, onun çocukları var ya, onları sever. Hepsinin yeri ayrı. Ben kızı bile kasabıya vermedim ki gözümüzün önünden ayrılmasın diye. Ama damattan, diğer oğlandan yedik hançeri. Canım, niye hançer olacakmış? Gidilir gelinir. Ben gideceğim ha. Ben. Tövbeler olsun. Adım bile atmam evine. Hem İstanbul. Ben sevmem kalabalık yerleri. Boğar beni. Boğulurum. Anlıyor musun? Boğulurum. O makinaların düdükleri, o kalabalık yollar boğar beni, kasap kızı. Ben her gün akşam üzeri uğramalıyım bağıma. Dayanmalıyım asmalarıma. Okşamalıyım onların gövdelerini. Baharın görmeliyim onların filizlerini. Tutmalıyım yeşil yeşil yapraklarını. Ezmeliyim. Burnuma götürmeliyim. Duymalıyım kokusunu. Aa, işte o zaman ben varım. Anlıyor musun kasap kızı? O zaman varım. Oysa ki İstanbul'da ben yok. Yok o kadar insanın arasında. Cemilgil yarın gidiyorlarmış. Geçsinler. Bugün uğradı bir gelin eşyaları toplamış. Yarın sabah atacaklarmış eşyaları kamyonun üstüne şehre. Oradan da otobosta gideceklermiş İstanbul'a. Kapa şunların lafını, kapat. Ama kopup giden bizim ciğerimiz Mahmut. Ciğeri olsa çekip gitmezdi. Ne yapsın Mahmut, ne yapsın? 4 çocuk, bir de karısı etti 5. Geçinemiyorlardı zahir. Ben Cemil defterini o gece kapadım. Almanyalara gidenler bile var. Hiç olmazsa bizimki İstanbul'a gidiyor. Çocukları Almanya'ya gidenler ne yapsınlar? Ben kimseye diye kendime bakarım. Ateş düştüğü yeri yakar kasap kızı. Şu anda ateş benim ciğerime düşmüş. Beni yakıyor. Vız gelir bana helalim. Vız gelir. Koparsaydım seni, kasap babanın sağlığında rahmetli kim bilir ne kadar sancılar çekerdi. Götürseydim seni şehre, başka yerlere. Ne yapsın, katlanırdı rahmetli. Kızım mutlu olsun da derdi. Mutlu değil miydi Cemil burada? Mutluluk parayla bu zamanda. Paran yok mu, kesen dolu değil mi? O zaman için kov ceviz gibi. Dışı beyaz ama içi kapkara. Biraz sonra sana Allah'a ısmarladık demeye geleceklermiş. Elini öpeceklermiş. Benim onlara verilecek elim yok. Canım, gelin sana ne yaptı? Torunlar ne yaptı? Onlar zabanin gelip öpsünler ama benim Cemil adında oğlum yok. Katı olma bu kadar Mahmut. Ne yapsın oğlan? Tüm suçu çoluğunu çocuğunu daha iyi geçindirebilmek için İstanbul'a gitmesi mi? Daha ne yapacaktı? Gelip bir de tokat mı atacaktı suratıma? Tövbe de bu herif, tövbe de. O nasıl söz? Öpeyim baba. Sağ ol oğlum. Abim geldi mi? Söyledim babana. Hayır diyor. Benim Cemil adında oğlum yok diyor. Evet, yok. Yapma baba. Sonra gidince içine batar. Ver elini öpsün. Hayır dedim mi, hayır. Niye bu kadar inatçısın Mahmut? Kasap kızı, kasap kızı. Bak kafamı bozma. Tuttuğumdan kolundan seni de oğlunla beraber postalarım İstanbul'a. Baba öpüversin elini canım. Ne olacak sanki? Hayır, o senin abin. Böyle bir şey sen yaptığın zaman o sağa ne yapıyorsun kardeşim? Hiç baba ocağı, baba yurdu bırakılıp gidilir mi diyeceğine kendisi bırakıp gidiyor. Ben mi onu terzi sanatına koydum ha? Ben mi seni kunduracılığa soktum? Kendiniz istediniz. Kırmadım sizi ama sonunda... Ama baba ne yapsın, kış boyu sinek avlıyor. Yılda 2 kez iş, 2 bayram. Şeker ve kurban bayramı. Ondan sonra yatıyor. Konfeksiyon da çıkınca gidip konfeksiyon pantolon alıyorlar. Zamanla bucakta pantolon diktiren bile kalmayacak. Oğlunun biri ilkokulu bitiriyor. Kızı büyüdü. Hep bunları düşünmek zorunda. Hah. Abimgil geldiler galiba. Ah. Baba, ne olur hatırım için. Benim hatırım için ver elini. Ah. Abim gönlü hoş gitsin. Hayır dedim, hayır. İnsan saydığı eli öpebilir ancak. O zaman saygısızlık etmedi ki. Kes be, kesin be. Abi. Efendim. Boş ver, girme. Yok diyor. Ben ona elimi vermem diyor.
Şey, gelini de istemiyor. Girme kızım, girme. Gelsinler torunlar, zavallan elimi öpsünler diyor. Benim içeri girip elini öpmem gerekli. Babam o benim. Sen girme abi. Sonra daha kötü şeyler olabilir. Ne olabilir? Hiç, ne bileyim. Gider ayak kalbini daha fazla kırabilir. Gireceğim. Ben evlatlık görevimi yapacağım. Sen bilirsin abi. Elini öpmeye geldim baba. Çek git, gözüm görmesin. Öpeyim baba. Defol dedim, defol. Allah'a ısmarladık baba. Hakkını helal et. Ağlıyorsun. Hayır, ağlamıyorum ben. Verivereydin elini. Askerdeyken yollarını gözlemiştim. Mektupları gelince içim ılınmıştı. Coşmuştum Semer'in başında. Türkü söylemiştim. Yorgunluğumu atmıştım. Umutla beklemiştim gelecek günlerini. Gel tezkere gel demiştim onların yerine. Ama inci bitti. Umutlar bitti. İstanbul uzak. Çok uzak. Gel tezkere gel de sen de gelmez. Sana kahve yapayım mı? Yok, istemez. Dilim şiş. Ağzımın içine sığmıyor sanki dil. Boğazım kupkur. Sanki bir göz var orada. İri bir göz. Cemil Gilgidel'i tam 2 ay oldu. Hayır, 2 ay 4 gün. Kurmuşlardır zahir düzenlerini, dirliklerini. Kim bilir evleri nasıl bir evdir. Bir mektup da salmamış kardeşine. Ancak işlerimi yoluna koyduktan sonra sana mektup yazarım demiş. Oysa işleri yoluna koymak mı gerek? Sal bir mektup gitsin, iyiyiz de, sağız de. Zeynep dedesini arıyor mudur da? Hiç aramaz olur mu? Ucağıma otururdu. Sakallarımla oynardı. Öptürecektin elini. Dün bir çocuk girdi birdenbire dükkana, yürüyeyim hop etti. Halil'e benzettim. Unutmuşum bir an gettiklerini. Neredeyse get oğlum Halil bana bir çay söyle gel diyecektim. Öpkeşi ne oluyormuş? Gınnap istemeye gelmiş benden. Uçurtma yapacakmış. Gidi gidi ver Şevket dillere, onun çocuklarını sev. Gidiyorum, her akşam uğruyorum. Şekerli leblebi götürüyorum onlara. Of, biliyor musun kasap kızı, insanın kanatları olmalıydı ama kocaman şöyle bir uçup torunlarını pencereden görüp gelivermeliydi. Canım, gideriz ileride. Gider miyiz? Tövbe de, tövbe de. Temelli değil ki, şöyle bir görür geliriz. Olmaz. Ana! Ana, abimden mektup var. Ne diyorsun? Oku hele, oku. Nereye gidiyorsun Mahmut? Gayfiye çıkacağım. Otur oğlum, mektubunu dinle. Sen dinle. Gördüm ama bu kadar aksi insan dünyada görmedim. Oku hele, oku. Sevgili babacığım, anacığım ve kardeşim. Bize yazıyor. Hepimize yazıyor. Oku hele, oku, oku. Ben çok şükür işlerimi düzene koydum. İyi. Niye ağlıyorsun anne? Oku oku, nasıllarmış, oku. Çalıştığım yerden çok memnunum. Gerçi şimdilik elime biraz az para geçiyor ama oradakinden çok iyi. Patron biraz daha çalıştıktan sonra zam yapacağını söyledi. Burada o benim asker arkadaşın evine yakın bir ev tuttuk. Ev 2 göz ama bize yetiyor. Babam nasıl? Beni aradığı oluyor mu? Annem nasıl? Çocuklar sizleri hiç dillerinden düşürmüyorlar. Hele Zeynep 2'de 1 dedesini sayıklıyor. Halil de bazen dedeme gidelim diyor ama ona burada okuyacağını, adam olacağını söylüyorum. Gelin çok iyi. Zannederim yakında ona da bizim atölyede iş verecekler. Düğme dikmek, ütü yapmak elinden gelir. Patrona söyledim, olur düşünelim dedi. O da çalışınca geçimimiz çok daha iyi olur. Babamın annemin ellerinden öperim. Yengeme selam ederim. Çocukların gözlerinden öperim. Adresim şudur. İyi, sevindim. Dışarıya erişte çorbası koydum. Babam sever diye koymuştu gelin. Ama o da çekti kahveye gitti. Hadi canım, sil gözünün yaşını. Bak işte trup gibilermiş. Ne var ağlayacak. Başım merak ediyordu. Bir de onlara uğrayacağım şimdi. Mektubu gelirse gel bana da oku demişti.
Hadi istersen sen de gel. Yok. Ben evde kalayım. Şimdi baban gelir. Kahveye gitti o. Yok, kahveye gitmemiştir o. Ben bilirim onun huyunu. Bağa gitmiştir. Bu gece vakti. Evet. Ne yapacakmış bağda? Kirazın dibindedir şimdi. Ona Zeynep'ten mektup geldiğini anlatıyor. Geçen gün gördüm, konuşuyordu boyuna Kiraz'la. Halil şuradan çıkardı tepene. Zeynep şurada ne yerdi dallarını diyordu. Ah, çok üzdü babanı Cemil'in gitmesi. Ama ne yapsın çocuk, ne yapsın? O da haklı, baban da haklı. Ah, bilmiyorum haksız olan kim, bilmiyorum. Neyse, ver o mektubu koynumda saklayayım, ver. Dedim ya bacıma da okuyacağım diye. Oh, ver, koklayayım öyleyse bir kere. Oh, mis kokuyor. Mis kokuyor, evlat kokuyor, torun kokuyor. Hadi bana izin, varıp bacım gile gideyim. Güle güle oğul, güle güle. Şey sanmıştım, yer miydin? Yo, erişteyle karnımı öyle doyurdum ki. Hoşça kal anne. Güle güle oğlum, güle güle Şevket'im. Ah, hakkı var Mahmud'um. Zor, hasretlik zor. Çok zor. Sap kızı. Uyudun mu? Ya bre herif, nerede uyku? Kuluncunu ovayım mı? Yok, kuluncum ağrımıyor. Başka yerim ağrıyor. Yüreğim. Sanki bir taş var yüreğimin üstünde. İyilermiş. İki göz evleri varmış. Zeynep ikide bir seni sayıklıyormuş. Halil de dedeme gidelim diyormuş. Mektubun en başına seni yazmış. Sevgili babacığım demiş. Eskiden başımı yastığa gorgomaz uyurdum. Ama inci sıkıyor artık beni yatak yorgan. Kelin de çok iyiymiş. Bazı geceler zabağa ediyorum gözlerimi kırpmadan. Bakkal şeref diyor, çok içiyorsun. O diyor. Da çalışacakmış yakında. Kafamın içi hep bulanık. Artık semer dikmekten de zevk almıyorum. Kirazlar kızaracak neredeyse. Çalı atmış yanlarından. Bahçeye mi gittin? Sevgili abim, dediğin gibi mektubun sonunu okumadım annemgile. Benim için bulduğun işe ne kadar sevindim bilemezsin. Benim durum da son zamanlarda seninkinin aynı oldu. Bucakta herkesin ayağında hazır ayakkabı. Abim, o size yakın evi hiç kaçırma. Hemen bizim için kirala. Benim patrona da söyle, pazartesi orada işimin başındayım. Şimdi en çetin şey kalıyor geriye. Benim de İstanbul'a gideceğimi babama söylemek. Hadi, hoşça kal. Çocukların gözlerinden öperim. Yengeme çok selam ederim. Şu mektup gecikmeden abimin eline bir geçse. Nasıl söyleyeceksin babana? Bilmiyorum. Anneme söyleyeceğim. Ama şey, hakkımız. Hakkımız değil mi Fidan? Burada bu küçücük bucakta ayda 3-5 ısmarlama kundura diktirecekler diye bekleyemem ya. Orada hazır bulunmuş iş. Sonra abim de orada. İkimiz birbirimize destek olduktan sonra. Bacına okudun mu mektubun gerisini? Yok, ona da okumadım. Yarın giderim anneme, derim. Hal böyle böyle anne derim. Söyle babama derim. Sana da elini öptürmez. Öyle ters ters konuşmasana kız. Dede, 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 hoppa dede, omuzla dede. Kiraz'a değil mi? Kiraz'a dede. Gel bakalım, çık hadi, hoppa. Atma şapkamı öyle yere. Seni yaramaz seni. Hadi bakalım uzan. Uzanamıyorum dede. Bak iyice kaldırdım. Uzan uzan. Hadi yakaladın mı dalı? Yakaladım. Kopar hadi bakalım kopar. Kopaydım. Aç ağzını dede. Aferin sana. Ver bakayım. Yok, ben ağzına koyacağım. Koy bakalım. Acı bu kirazlar, acı. Acı mı? Acı ya, çok acı. Zehir gibi. Zehir gibi. Zehir gibi. Mahmut. Mahmut. Acı, zehir gibi. Mahmut uyan, kendine gel. Zehir gibi olan ne? Hiç. Düş görüyordum. Su vereyim mi sana? Yok. Zabağa daha çok mu ki?
Bilmem, gün ağrıyor galiba. Hadi yat biraz daha. Olur peki. Ana, şey, bilmem nasıl desem. Yoksa ağamdan kötü bir haber mi? Yok canım. Daha dün okudum ya mektubunu sana. Şey ana, ben de gideceğim İstanbul'a. Sen de mi gideceksin? Dün sana mektubun sonunu okumadaydım. Abim bana da iş bulmuş. Söylemiştim ben ona giderken. Bana uygun bir iş demiştim. Bulmuş. Aynı iş. Kundura işi, hazır kundura. Demek sen de uçacaksın buradan ha? Ana, kalmadı iş bu bucakta. Hazır giyiyor artık herkes. Pençe işi de kalmadı. Baban. Babam, işte düşündüğün hep o. Babanın yüreğine iner. Alışır belki. Bak, abimin yokluğuna, torunlarının yokluğuna alıştı. Bizimkilere de alışır. Sonra şey, siz de gelirsiniz ileride. Ne varmış burada? El kadar bahçe, avuç içi kadar bağ. Bu mu sizi buraya bağlayan? Bırakır gelirsiniz. Yapma Şevket, bari sen gitme. Abin gitti, içim kan ağladı ama aldırmıyor gözüktüm baban razı olsun diye. Ama o zaman umudum vardı. Şevket var diyordum. Onun çocukları var diyordum. Yemeğimi pişirdikten sonra gider onlarla avunurum diyordum. Ama şimdi sen de gidersen. Ağlama be ana, ağlama. Ben de diyordum ki anneme söylerim. O babama söyler. Şimdi sen de böyle ağlarsan. Yıkılacak, yıkılacak adam. Tümden yıkılacak. Yazdım bile abine. Bir ev varmış yakınlarında. Kiralamasını söyledim. Pazartesiye de işimin başındayım dedim. Bu kadar çabuk mu? El işi bu ana. Sen gitmezsen başkasını alıverirler. Of benim cileli başım. Of. Yetiştiriyorsun, bu yaşa getiriyorsun, çoluk çocuk sahibi ediyorsun. Sonra bir bir uçuyorlar yuvadan. İki kart kuş kalıyor yuvanın içinde, çerlerin çöplerin arasında. Bak oğlum, babanı razı etsem, o bağ veya bahçeyi satsa, sana sermaye verse, sen de burada bir hazır kundura satan dükkan açsan. Olmaz ana. Babamın huyunu bilirim ben. Hem burada dükkan çalışmaz. Şu kadarcık bucağın içinde ikinci bir hazır ayakkabıcı olmaz. O bile ayda 8-10 çift ayakkabı satıyor. Onu da işi acele olanlar alıyor. Herkes gidip şehirden alıyor. Ağlama be ana. Ne var bunda ağlayacak? Oğlum ah. Boşuna dememiş atalar ayrılık ölümden betermiş diye. Şimdi sen şuradan gittin. Ben öldüm, baban öldü. İşte o makine buradan hareket ettiği an ayrılık, ölüm. Canım, şimdi ölümden söz etmenin sırası mı? Yaşlandık oğlum, yaşlandık. Baban da, ben de yaşlandık. Durun bakalım, daha İstanbul'a geleceksiniz. Orada oturacaksınız. Ben, abim size İstanbul'u gezdireceğiz. Yer essin kokunuz gelsin. Bize göre değil bundan sonra İstanbul. Biz bu evin birer parçası. Ağaçlarının çivisi, duvarlarının kerpiçiyiz. Biz gittik mi yıkılır buralar, viran olur. Ben gideyim ana. Söyle babama. Alıştıra alıştıra söyle. Oğlum, ayrılık şerbeti yudum yudum içilmez ki. Kasap kızı. Efendim. Ya başını bağlamışsın. Başın mı ağrıyor? Yok şey bir şey yok. Erken geldin. Canım iş tutmak istemedi. Semerler mi böğdü yoksa bende iş gücü mü kalmadı? Eskiden yarım günde diktiğim semer inci bir günde bitiremiyorum. Yemeği koyayım mı? Yok pek canım istemiyor. Hele şöyle biraz oturayım bundan sonra. Şu minderi versene bana. Of ama belim kopmuş sanki. Gözün de şiş senin. Yok. Ağlamışsın. Yok. Niye ağladın kasap kızı? Hiç işte. Oğlan diye mi? Onlar geldi aklına. Gelmez olur mu hiç insanın aklına? Uğrardım bazı dükkanına. Otururdum yola bakan pencerenin yanına. Çırağı seyirtirdi hemen. Bak gayfe söyletirdi. Sade gayfe. Evladın ısmarladığı gayfenin tadı başka oluyor. Bir şey söyleyecek gibisin sen. Bilirim. Dilinin altında bir şey oldu muydu? Hep o eski sandığın başına geçer bir şeyler karıştırırsın. Şevket geldi bugün. Hı-hı. Mahmut neymiş bizim çilemiz? Sen miydin baba? Gel. Şevket nerede?
Çocuklar uyudu, o da kahveye gitti. Kahveye mi gitti? Gel baba, kahve pişireyim sana. Yok yok, istemez. Bir şey mi vardı? Yok yok. Güle güle baba. Şevket, Şevket. Bak uyan, bizim kapı çalınıyor. Kapı vuruluyor, duymuyor musun? Gece yarısı kim ola ki? Hadi davran da bakıver. Şevket, Şevket. Annem, bu annemin Şevket. Sesi. Geliyorum. Anne, hoş geldin. Baban oğlum. Baban yok ortada. Sana diye çıktı, bir daha gelmedi. Gelmedi mi? Hiç böyle gecikmezdi. Nereye gider ki? Bilmem bilmem. Acaba bahçeye mi gitti dersiniz? Bilmem. Bir bakalım. Hadi bakalım. Orada. Kiraz ağacının altında. Bak ay ışığında, görüyor musun? Pek seçemedim. Peki niye öyle yatmış? Nasıl yatmış? Yüzü koyun. Aman Allah'ım. Baba, baba. Mahmut, Mahmut. Aman bizi korkuttun. Ne var bunda korkacak? Gelmiş uyumuşsun burada. Hadi gidelim baba. Öte dur sen. Ancak bir sözle yanıma yaklaşabilirsin. Evet mi, hayır mı? Gidiyor musun, gitmiyor musun? Sana cevap vereceğim. Gideceğim baba. Gideceksin ha. Demek gideceksin ha. Öyleyse defol, defol, durma burada. Hinciden geç, defol. Baba, anlayışlı ol biraz baba. Öldü kundura işi, bitti pençe işi, söküp yama da bitti. Hazır çıktı, altı naylon, altı dayanıklı. Bize iş kalmadı burada baba. Tumafil çıktı, otobüs çıktı, taksi çıktı ama eşek ölmedi. Eşek semeri ölmedi. Siz kanaatkar diyesiniz. Anladınız mı? Kanaatkar diyesiniz. Bu semer işi gibi değil baba. İnsanlar moda diyorlar. Yenilik istiyorlar. Benim yaptığım burnuküt ayakkabıları giymiyorlar. Altı tahta çivili ayakkabıları giymiyorlar. İncecik istiyorlar. Kibar istiyorlar. O abin olacak. Cemil'in mahşerde de iki elim yakasında olacak. Kendi koptu, seni de koparıyor inci. Ben bu ağaçları niye diktim ha? Şu biber patlıcanları niye ettim ha? Siz olmadıktan sonra yolarım onları. Her isimi yolarım. Aha, bir bir yolarım bunları. Çekil. Çekil. Hadi dinelip durma. Dikelip durma öyle. Defol dedim sana. Geç. Kop bizden. Çıktığın kabuğu beğenmiyorsun şimdi değil mi? Çıktığın kabuk çirkin geliyor artık sana değil mi? Haydi geç geç. Geç. Kabuğum çirkin değil baba. Hoşça kal anne. Hadi eve gidelim Mahmut. İnceden ayaz var havada. Ayaz mayaz kar etmez bana artık. İçimde. La şuracığımda yanıyor bir şey. Yanıyorum. Yürü Mahmut, yürü. Eskiden nadir güzel görünürdü bu bahçe ay ışığında. Yeşillikler gümüş yeşili olurdu. Çiğler cam gibi parlardı güneşin ilk ışıklarıyla. Havaya hayat salardı baharlar buğular. Ama inci apkarar taraf sanki zindan. Yürü Mahmut. Yetmezsin iki gün, üç gün, dört gün ama bilirsin oracıkta. Birkaç ay ötede senden bahçeler var, canlar var. İstersen gece yarısı bile gidersin. Çalarsın kapılarını, basarsın bağrına. İstersen bir ay görme. Onlar orada ya, bu inanç yeter sana. Bilmezler mi bunlar insanın yaşlanınca yalnızlıktan korktuğunu? Bilmezler mi yaşlı insanın ölüme biraz daha yaklaştığını? Ama beklemezler, insanı yaşlanmadan öldürürler. Canım sağ ya Mahmut'um, gücün kuvvetin yerinde. Hadi aldırma. Aldırma, aldırma ha. O güç, o kuvvet onların varlığıyla. Onlar var diye. Cemil gidince ellerim koptuydu. Ayıncı Şevket gidince ayaklarım kopacak. Kötürüm olacağım. Allah anlıyor musun, kötürüm. Allah göstermesin. Benim de içim yanıyor. Benim de yüreğimde bir köz. Ama ne yaparsın Mahmut? Hayır deyince kabul etmiyorlar. Ben seni baba ocağına gelin getirmiştim. Ocağı bile ayırmamıştım ondan işte. Önce ocaklar ayrıldı. Ardından gönüller. Evet, gönüller ayrıldı.
Şu ufacık dünyanın o denli büyük bir boğazı var ki kendinden çok çok büyük. Mahmut, Mahmut uyuyor musun? Hayır. Hadi gün doğuyor. Neredeyse makine kalkmak üzere. Akşam elini vermedin Şevket'e. Kalk git elini öptür. Güle güle de. Hayır. Cemile demedin, bari buna de. Gidince orada ağasını anlatır. Babam beni yolcu etti der. Böylelikle Cemil de kendisinin affedildiğini anlar. Hayır dedim mi hayır. Hem içim istemeyecek ettiklerini, hem de elimi öptürüp güle güle oğlum diyeceğim. Yok. Ben onları askere gönderirken şehre de götürmüştüm. 4 saatte trenin gelmesi için beklemiştim. Ama o askerlikti, vatan borcuydu. Çay pişireyim mi sana? Hayır. Sadece kızımız kaldı. Yalnız o. Ama Tanrı da ona çoluk çocuk vermedi. Ve artık bu bucakta bana dede diyen kalmadı. Hadi Mahmut ne olur kalk. Makine gitmek üzere, sonra pişman olursun. Olmam. Nereye gidiyorsun? Dükkana sen verdin. Kapat şu pencereyi, kapat. Cemil gideli 4 ayı geçti. Şevket'inki de 2 ay oldu. 4 ay 13 gün biri, 2 ay 5 gün biri. İp astım dükkana. Her gün bir düğüm atıyorum. Her düğümü attıkça benim de yüreğimde bir düğüm. İpe istediğin kadar düğüm atabilirsin ama acaba bu yürek kaç düğüme dayanabilir? Nasıl tutuyor gözümde Zeynep, Halil, Rasim, Osman, Sıdıka, Veli. Veli. Veli şimdi ağlıyordur belki de babasına. Belki de çocuklar benim gibi bir sakallı görünce işte dedem gidiyor diyorlardır. Onları doğru dürüst gönderseydin şimdi mektupları gelirdi. Bir haber alırdık, iyiler mi, sağlar mı? Kazım'a mektubu gelmiş. Kimin? Şevket'in. Aa. Dün geçerken söyledim. Bana demedin ya. Şimdi diyorum işte. İyilermiş hepsi de. Şevket çok memnunmuş işinden. Ağası daha bir memnunmuş. Yakın oturuyorlarmış birbirlerine. Pazarları da dop oyununa gidiyorlarmış. Okuyacaktı mektubu ya, oralı olmadı. Ben gideyim onlara, bana okusun. Hayır sakın ha. Sonra yazar annen geldi mektubu ona okudum der. Aldın işte haberlerini, gerisini ineceğim. Pazarları dop oyununa. Unutulduk biz kasap kızı, unutulduk. Hiç unutulur mu canım? Şimdi sana mektup yazsalar cevabını yazmayacağını biliyorlar, onun için yazmıyorlar. İstersen şey... Biz yazalım onlara. Kazım'dan adreslerini alıp biz yazalım. Olmaz. Canım ben kendi ağzımdan yazdırayım. Hayır. Öyle mi olurdu eskiden benim ektiğim domatesler? Daha kızarmadan toplanırdı. Halil'in, Osman'ın sepetleri dolar dolar giderdi bahçeden efe. Ama bu yıl kökeninde eridi domatesler. Kim yiyecek? Kim toplayacak? Senle ben mi? Sırık fasulyeleri de dalında kurumuş kalmışlar. Senle ben gibi. Bu kış zorlu geçiyor. Ocak zor ısıtıyor arkama. İstanbul'da nasıldır dersin kış? Ne bileyim ben. Orada da çetindir zahir. Ne yapıyorlar acaba torunlar? Bu soğukta nasıl okula gidip geliyorlar? Hasta hasta olmasalar bari. Ağzın hayra aç. Anaları onları sıkı giydirir. Her gece düşümde görüyorum çocuklar. Boşuyor boşuyor kucağıma atılıyorlar. Hele Zeynep, hele Veli. Hani diyecektim. Ne? Bir haftadır dükkanı açtığın yok. İçimden gelmiyor Semer dikmek. Diyorum ki atlasak buradan makineye, varsak gitsek yanlarına. Ben mi? Ben mi gideceğim? Sen aklını yitirmişsin kasap kızı. Gitmem ben. Hiç gitmem. Canım o kadar uzak değilmiş ki. Makineye bindim mi, bir de otobüse bindim mi, gece gündüz gidiyormuş otobüs. Bir de bakıyormuşsun İstanbul'a gelmişsin. Gider torunlarımızı görür. Hayır olmaz. Ama ben çok özledim torunlarımı, oğlanlarımı. Ben de ama olmaz. Ne olur Mahmut gidelim, ne olur. Şöyle fazla durmayız, 3-5 gün kalır döneriz. Ha, yok. Ama iplere düğüm atıyorsun. 9 ay 2 gün biri oldu, 6 ay 24 günde biri oldu. İstersen beni gönder. Seni? He. Bir başına. Azap kızı ne dediğini farkında mısın sen? İçim yanıyor Mahmut. Şuram tutuşuyor sabahlara dek. Olmaz. Bacılarına mektup gelmiş mi yakında?
Bir ay önce gelen mektuptan sonra gelmemiş. Aha bak, bak koynumda. Bakar mısın? Yok, koynunda kalsın. İstersen kızın evine gidelim, otururuz biraz. Onlar çoktan uyumuşlardır. Öyle ya, uyumuşlardır. Sen misin kızım? Ha. Hoş geldin, geç geç otur şöyle. Ocağı yakmadım, havalar ısındı diye. Üşüyorsan iki odun atayım. Yo iyi. Durmuş nasıl? Hiç, iyi işte. Hı. Malum pazarı bugün bıçağın. 3-5 saç sakal gelirse tıraş edecek. Hı. Ama çok sevinçli. Sevinçli mi? Hı. Ana. Hı. Biz Almanya'ya gidiyoruz. Ne? Yazılırken söyleme demişti Durmuş anana babana. Kağıtlarımız gelinceye kadar söyleme demişti. Şimdi dün kağıtlarımız geldi. Bizi hemen Almanya'dan istiyorlar. İkimiz iki yanda çalışacağız. Niye ağlıyorsun ana? Siz de. Ben ne yapayım ana? Eroğlu ne derse onu yapmak zorundayım. Haklısın. Hem niye ağlıyorsun ana? Oraya gidince bir de bakıvermişsin. Buraya 3-4 yıl sonra otomobille gelmişsin ha. Sonra benim mantolarım olur, ayakkabılarım olur, para biriktirir. Bir de ev aldık mı şehirden, hayatımızı kurtarırız. Olmaz diyor Durmuş. Günde 2 sakal, 2 saç tıraş etmekle adam olunmaz. Berber çoğaldı diyor bucakta. 2 iken 3 olduk diyor. 3'ken 5, şimdi de 7. 7 berber çok mu bucağı diyor. Sonra eskiden herkes 15'te bir tıraş olurdu diyor. Şimdi ay geçiyor, gene de tıraşa gelmiyorlardı. Sonra orada iyi doktorlar varmış. Seni baktırırım, belki çocuğumuz da olur diyor. Ağlama be ana. Baban. Biliyorum ama söyledim ana. Ben ne yapabilirim? Yok gitmem diyebilir miyim Durmuş'a? Boşar sonra beni. Diyor... İnşallah şehre bir işçi bulma kurumuna gidip geleyim diyor. Ondan sonra hazırlanır yola çıkarız diyor. Ağlama be ana. Of. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim bunu babana? Hep onu düşünüyorum. Hiç olmazsa onlar gittiler, sen vardın. 15'te bir de olsa adam yüzünü görüyor, avunuyordu. Şimdi sen de gidince... Hem de alamam ya. Of anam of. Dünyanın bir ucu. İnsan ne ölüsüne yetişebilir, ne de dirisine. Uçak varmış ana, Durmuş diyor. Bindin mi uçağa, 2 saatte seni uçururmuş. Gelmesi de öyleymiş. Kolay değil kızım, kolay değil. Vız diye uçarmış. Durmuş diyor. Onlar da gidiyorlar. Kimler? Durmuş'la Nevriye. Durmuş'la Nevriye mi? İstanbul'a mı? Yok, İstanbul olsa iyi ya. Çok uzak. Almanya'ya. Almanya'ya mı? Yahu şey mi oldu millet yahu? Ne oldu bunlara böyle yahu? Elin oğluna karşı gelemez ki, ne yapsın? Durmuş istemiş, o da onun ardısına gidecek. Ama biz o verdik ki kızımızı gözümüzün önünden ayırmaz diye. İşinden memnun değilmiş. Sakın şey etme. Kendi öz oğullarına engel olamadın, elin oğluna hiç olamazsın. Onun için bırak, gönül hoşluğuyla gitsinler. Bir o kalmıştı kanımdan canımdan parça. İnce o da. Niye yani, niye? İnsanlar gün aşırı tıraş olsalar ya, Durmuş'un gözünü doyursalardı ya. Kanaat kalmadı, kanaat. Belki gelirken bir de torunla gelirler. Orada doktorlar varmış, öyle demiş Durmuş, baktırırım seni demiş. Bekle Mahmut, bekle. Sana torun getirecekler. Ötekiler adam olup gelecekler. Peki onlar gelinceye dek ben ne olacağım ha? Ama o Durmuş olacağı iki laf etmezsem gözüm açık gider. Diyeceğim sen ne söz verdin? Yazıya yabana gitmem demedin mi diyeceğim. Boşuna bre herif, boşuna, diyeceksin de ne olacak? Öyle. Diyeceğim de ne olacak? Değişecek mi sanki? Hayır gitmiyorum, vazgeçtim mi diyecek. Dünyanın mı terazisi bozuldu? Yoksa benim mi aklım geride kaldı? Bir türlü anlayamıyorum kasap kızı. Anlayamıyorum. Aklım ermiyor artık kuyunun çıkrığını hangi yana çevireceğimi. Kuyulardan çıkrık da kalkıyor artık Mahmut, çıkrık da. Motor koyuyorlarmış yanına. Ne yaparsın? Bir ip daha asacağız dükkana. Ona da düğümler atacağız. Düğümler ileride haftada bir olacak. Daha ileride ayda bir.
hasreti saymakla bitiremeyeceğiz. Hey kurban olduğumu, hey kurban olduğumu, Mahmut, Mahmut. Ne var? Gel hele, gel, gel, gel. Şurada bir salkım yüzüm, bak vaktinden evvel. Hey gözünü sevdiğimin, şuna bak kara kara. Hani nerede? Ne bak bak, eri vermiş vaktinden önce. Aa, koparma, koparma. Niye, niye? Torun mu var ki onlara gösteresin? Oğlan mı var ki kolundan tutup bağa getiresin? Tatlıymış da. Al, yo, al yo, yani. Yo, yemeyeceğim. Biliyorum, onlarsız boğazından geçmiyor. Benim de geçmiyor. Keşke koparmasaydım. Gıpır gıpır şu toprak. Etrafta kuş sesleri. Ama benim kulağım duymuyor kuş seslerini. Mahmut be, 2 yıl olacak neredeyse. Yaz oğlanlarına bir mektup. Kim bilir, belki de gelmek istiyorlardır izinli falan. Ama sen mektup yazmayınca cesaret edemiyorlardır. İnsan baba ocağına, baba yurduna buyurla mı gelir? Onlar gelmek isteselerdi, özleselerdi analarını, babalarını, yurtlarını koşar gelirlerdi. Ama orası daha da... Bir yazalım canım. Olur. Çağırayım akşam Şehmuz'un oğlunu, sen söyle o yazsın. Olmaz. Ben yazdırdım. Dayanamadın demek. Dayanamadım. Benden selam yazdırmasaydın. Yo, babanız da iyi dedim sadece. Cevap geldi bak. 3 gün önce geldi. Okudu Şehmuz'un oğlu. Ne diyorlar biliyor musun? Babamla hemen gelin diyorlar. Babamın odası hazır diyorlar. Minderi bile hazır diyorlar. Torunlar da çok özledi dedelerini nenelerini diyorlar. Şayet telgraf çekerseniz sizi garajdan karşılarız diyorlar. Ha? Ne diyorsun Mahmut? Babalarının odasını minderine hazırlamışlar. Sanki babalarının odası minderi yokmuş. Canım yani diyemiyorlar işte babam gelsin diye. Böyle yazmış çocuklar, ne yapsınlar? Hem burada ne var yani? Babam gelince el üstünde tutacağız demek istiyorlar. He Mahmut, oturursun minderin üstüne. Torunlar çıkarlar, kucağına okşarsın onları. Büyümüşlerdir şimdi. He Mahmut, olur mu kurban? Hadi deyiver, yazdırayım mektup geleceğiz diye. Hayır. Hayır mı? Öyle, hayır. Ben onları buradan kovmadım ki. Önce onlar gelsinler, elimi öpsünler, ondan sonra belki... Sen kendi ağzından yazdırsan. Olmaz, sen yazdır. Yaz oğlum Fazlı. Oğullarım ve de gelinlerim, torunlarım. Mektubunuzu aldım. Çok memnun oldum. Baban da çok memnun oldu. Diyor ki önce onlar gelsinler, elimi öpsünler diyor. Ondan sonra ancak ben oraya gelirim. Yavrularım ne olur siz gelmeye bakın. Torunları da beraber getirin. Bilirsiniz babanızı, çok inatçıdır. Siz gelmeyince o dünyada gelmez. Beni de torunlarıma ve size hasret komayın. Ne yapın yapın mutlaka toplanın gelin. Gözüm yolda, cevabınızı bekliyorum. Annenizi gözü yaşlı komayın. Hemen cevap yazın. Heh, eline sağlık oğlum Fazlı. Hadi anana selam söyle, giderken de atıver şunu postaya. Sevgili anneciğim babacığım, evvela ellerinizden öper, her zaman hayır dualarınızı bekleriz. Mektubunuzu aldık. Allah'ım sen koru yavrularımı her türlü kazadan şerden. Oku oğlum Fazlı, oku. Mektubunuzu aldık, bilesiniz ne kadar memnun olduk. Velakin bizim oraya gelmemiz şu sıra imkansız. İmkansız mı? Öyle yazıyor. Niye imkansız olsun ki ay yavrum? Niye imkansız? Yollar karla mı kaplı? Oku hele Fazlım, oku. Biz burada izin aldık mı yerimize adam yok. Bu bakımdan çalışıyoruz. Onun için babamı kandırıp getirmeye çalış. Çocuklar dedelerini de seni de çok özledi. Ben nasıl kandırayım anam, nasıl kandırayım? Nuh diyor peygamber demiyor. Şaştım kaldım anam bacım, şaştım kaldım. Oku Fazlım, oku oku. Selamları okuyayım mı? Hep selam var bundan sonra. Oku, oku yavrum. O tarafta bulunan amcam oğlu İsmail'e, Ömer emniyle... İzin alamazlarmış. Niye alamasınlar? Canım belki de yazmak istemediler. İzin almasını alırlar da onca çoluk çocuk dünya para tutar oradan buraya. Ama ikimiz gidersek... Olmaz, ben gitmem. Yapma Mahmut, bir inadın uğruna beni çocuklarıma, torunlarıma hasret götürme. Yarına sağ çıkacağımızı kimse bilmez. Gidelim, gidelim şöyle dünya yüzüyle yavrularımızı, torunlarımızı bir daha görelim. Hayır, ne sen gideceksin ne de ben. Onlara söyledim, gitmeyin dedim, iznim yok dedim. Ama gittiler. Öyleyse güle güle geçsinler. Yapma Mahmut, yapma, eziyet etme Zülfüne. Bak kocadım, 2 yıl içinde iyicene kocadım, sen de kocadın.
İnleyerek kalkıyorsun yataktan. Geceleri sağından soluna dönerken duvarları deler gibi çıkıyor oflar ağlar. Razı ol, yazdırayım mektup, gidelim. Ne olur Mahmut. Hayır. Asap kızı. Asap kızı. Ne var? Yazdır. Anlamadım. Yazdır mektup, gidelim. Sahi mi? Sağ ol Mahmut, ömrün uzun olsun Mahmut. Nereye gidiyorsun gece yarısı? Cem zabanin yazdırırsın. Ağlama öyle, ağlama ya, gideceğiz işte. Nasıl şaşırırlar kim bilir biz otobostan inince, ha? Boynumuza dolanırlar. Onlara pestil, dut kurusu, erik kurusu götürürüz. Ah, yedi torun etrafımızda. Zeynep bir kucağımda, Veli bir kucağımda. Düşün de mi gördün onları? Ya ağlıyordu Zeynep. Dedem diyordu. Gel artık dedem diyordu. Bahçeyi bizim ihsana tembihleriz. Ara sıra şöyle bir göz kulak olsun diye. Elimdeki hazır semerleri de tenekeci Şevki'nin dükkanına koyarım. İsteyen olursa oradan alsın. Hadi bakalım. İnci rahat rahat uyu kasap kızı. Ah bre herif. Bundan sonra uykumu tutar insanı. Ha işte babam orada, o otobüste. Tamam. Baba! Baba! Duymadılar. Anne baba! Oğlum! Öpeyim baba. Sağ ol oğlum. Öpeyim baba. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Çok öpeyim anne. Sizi gördüğüme. Hani torunlar, gelinler? Onlar evdeler. Burada zor, yani bucak gibi değil. Hemen şuradan bir arabaya binip eve şimdi. Şu taksi boş. Sepeti ver bana. Yok, ikisini de ben götürürüm. Gel baba. Gel anneciğim. Hadi binin. Dede, dedem. Dedesi kurban olsun sana. Çok özledim seni dede. Her gün babama soruyordum. Yavrum. Dedem ne zaman gelecek diyordu. Yavrum. Hep yarın diyordu. Hadi baba gelin, yemek hazır. Peki Şevket, Cemil, onlar gelmeyecekler mi? Onlar gece mesaisine kalıyorlar. Gece mesaisi mi? Gecelerde mi çalışıyorlar? Evet. Zeynep, Veli. İnin dedenizin dizinden. Ben onunla beraber yemek yiyeceğim. Haydi bakalım. Aç bayım ağzını. Aç hop. Kocaman çocuk, dedenin dizinde oturup onun elinden yemek yemeye utanmıyorsun. Yo, ilişme çocuğa. Dede söyle istiyor. Hadi aç bakalım ağzını, böyle tosunun beni. Hop. Şöyle tamam. Bakıyorum kasap kızı torunlarını görünce iştahın açılıverdi. Nefes ala alaya boğulacaksın. Peki Şevket'le Cemil ne zaman gelirler ki? Belli olmuyor. Bazen Şevket 10'da 11'de geliyor ama Cemil abim daha geç geliyor. Nereye gene? İşe baba. Ama bu ön pazar oğlum. İş yok baba. Pazar günleri çalıştık mı daha fazla yemeği alıyoruz. Peki oğlum, hadi güle güle. Sen sıkılma baba, çık öyle dolaş. İleride bir park var, oraya git. Sonra köprüye kadar uzan. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kasap kızı, biz hapis mi olduk ne? Niye? Kaldık gene biz bize. Gelin işe, çocuklar okula. Şu pencereden işin yoksa seyret dur karşıdaki bakkal dükkanını. Bugün çocuklar evde ya? Evdeler ama her biri bir yerde. Sıkıldım ben kasap kızı. Dur canım, daha şurada geleli 15 gün olmadı. 15 gün olmadı ama sıkıldım. Çık canım, biraz dolaş, kahveye git. Sıkılıyorum ben tomofillerin arasında. Sevmiyorum kalabalığı. Kayfede de bir tek tanıdık bildik yok. Kasap kızı, ne diyorsun? Gidelim mi yerinden sonra? Sen deli mi oldun bre herif? Buraya ateş almaya mı geldik? Orada bahçe, sonra dükkan. Bahçeyi tembihledin ya. Hem ne varmış bahçede? Kayısıyı budamak gerek, kirazların dibini açmak gerek. Sonra içeri hayvan falan girerse o diktiğim taze fidanları. Canım, kapısı kilitli ya, kimse giremez. O tenekeciye bıraktığım semerler satılmıştır İnciye'dek. İsterler nerede Hallustan oğlu derler. Bağırın eli kulağında. Bundan sonra insanlara iş düşer. Eşeklere de semer. 4 tane yarım bıraktığım semer var dükkanda. Onları bitirmem gerek. Sonra yeni semerler yapmam gerek. Canım şöyle yaza kadar oturalım. Ne varmış oraya gidip de?
Buradan mektup yazdırırsın oğlanlarına, gider İhsan neresi budanacaksa budan, neresi bellenecekse beller. Bağın da işi çok. Ama bağım bağım diyorsun, altı üstü 30-40 asma kütüğü. Öyle deme kasap kızı, öyle deme. 30-40 tane ama onlar benim için kıymetli. Baba, annemin dedikleri doğru mu? Gidelim diyor musun? Gitme dedim, gitme. Gidelim biz oğlum. Orada bağ, sonra bahçe. İşi çok oralar. İhsan abiye tembihlemişsiniz ya, bakar o. Hiç el senin gibi bakar mı oğlum? Sonra o damda bakım ister. Bir yıl bakmadın mı baharın yağmuruyla çöker gider. Ama hiçbir şey de olmaz. Dedem gitme, kal. Öyle diyorsun ama yavrum, dedenin işi çok orada. Dört semeri yarım kalmış. İşler şimdi biraz sıkı. Atölyedeki işler biraz gevşesin. Hani işte şey hazırlıyoruz, o yazlıkları. Onlar bittikten sonra ben sizi nerelere götürecektim? Boğaz'a, sonra karşıya. Sağ ol oğlum, biz gidelim. Kafasına bir şey koydu mu tamam. Ben bir şey diyordum baba. Hani nasıl söyleyeyim? Siz de burada, hep burada kalın diyordum. Konuştuk bunu uzun zaman önce Şevket'le. Dedik babamız orada nesi var nesi yok satsın, gelsin burada yerleşsin, bizimle beraber otursun. Satayım mı? Tabii ya baba, nedir sanki o bağ, o bahçe, küçük küçük şeyler, sat gitsin. Gel otur buraya, Allah ne verdiyse hep birlikte yer içeriz. Ya oğlum, ya satamam. Bağlayayım ben onlara, İple bağlayayım. Kopamam ben o bağdan, bahçeden. Hani burada kiraz ağacı, hani kayısı ağacı, hani domates fidanları, hani biberler, hep taş, her taraf beton. Yapamam ben bunların arasında. Ben bağıma gitmeliyim, elime belimi alıp bellemeliyim bağımı. Yorulmalıyım, bir asmaya belimi dayayım, okşamalıyım korukları, okşamalıyım yaprakları, koklamalıyım havayı. Burada hava orası gibi değil, hep makine kokuyor, bir tuhaf kokuyor. Ya oğlum ya, dünyada duramam ben buralarda. Gazap kızı, hazırlan, yarın geliyoruz. Olmaz baba, biraz daha kalın ama. Sağ ol oğlum, sağ ol. Sizi sağ gördük ya, torunları maşallah durp gibiler ya, bize bu gerekti. Bizim yerimiz ora. Biz burada kalırsak ışıkta şaşkına uğramış hamam böceklerine döneriz. Bilmeyiz nereye gideceğimizi, çarparız oraya buraya, sonra tökezleriz de bir daha kalkamayız yerimize. Öpeyim baba. Sağ ol oğlum. Öpeyim baba. Sağ ol. Öpeyim dede. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Hadi hoşça kalın cümleten. Yine gelin baba. Bizim gelmemiz zor biliyorsun. Siz atlayın gelin işte. Bağalım. Bağalım. Ya nasip. Dede güle güle. Ağlama be kazan kız. Ağlama. Aynı beni de ağlatacaksın. Bir otobüsü öldüreceksin. Kafes adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Muzaffer İzgü, reji Cüneyt Türel, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Baba Rıza Tüzün, Anne Nezahat Tanyeri, Cemil Savaş Dinçel, Şevket Erhan Yazıcıoğlu, Fidan Bediha Ener, Çocuk Handan Köksalan, Nevriye Tanju Tuncel, Fazlı Mustafa Aslan. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.